Sağlık personelinin sesi. 112'nin sesi. Can kurtarmak bir aşktır. Aşka dair her şey 112 Acil FM'de. 112 Acil FM. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Paramedik kimdir? Paramedik nasıl olunur? Paramedik olma şartları, herkes paramedik olabilir mi? Soruların cevaplarını bu videoda alacaksınız değerli izleyiciler. Lütfen videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz işaretlemeyi unutmayınız. Evet, videomuz başlıyor. Paramediklik kimine göre acil servis ve ilk yardım uzmanlığı, ambulans operatörlüğü gibi özelliklere sahip sağlık görevlisidir. Kimine göre ise 24 saat çalışıp 3 gün izinli olan sağlık meslek sahibi kişilerdir. Paramedik hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikeridir. Paramedikler hastanın sorununu tanıyıp durumunu değerlendirir ve gerek duyduğu acil bakımı verir. Bunları yaparken hem kendisinin, hem hastanın, hem de ekibin güvenliğini sağlar. Tıbbi müdahaleyi yaparken olay yerini de yönetmek, adli vakalara delilleri karartmadan müdahalede bulunmak, panik halindeki insanlarla doğru iletişim kurmak paramediklerin asli görevleridir. Paramedik 112 istasyonunda doktor yok ise ekip amiridir. Ama paramedikler doktorun alternatifi değildir. İkisi farklı alanlarda çalışmak üzere eğitim alırlar. Ülkemizde hekim bulunmayan tüm acil yardım ambulanslarında paramedik bulunması zorunludur. Paramedik, ambulans sürme ve ambulansta bulunan bütün malzemeleri kullanma becerisine sahip kişilerdir. Şimdi de birçok kişinin merak ettiği o soruya gelelim. Nasıl paramedik olabiliriz? Kimler paramedik olabilir? Paramedik olmak için gereken şartlar nelerdir? Üniversitelerin ilk ve acil yardım paramedik bölümünden mezun olan bireyler bazı şartları yerine getirmek suretiyle paramedik olmaya hak kazanırlar. Söz konusu şartlar şu başlıklar altında toplanabilir. Sürücü belgesi almaya engeli olmamak, ruh sağlığının yerinde olduğuna dair belge almış olmak, kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış, 23 yaşından gün almamış olmak, kadınlar için 1.60, erkekler için 1.65 cm boyundan kısa olmamak, sedyeyi çalışma arkadaşı ile taşıyabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak. Özel hastaneler ve devlet hastanelerin ambulans servislerinde, acil servislerinde çalışabilen paramediklerde aranan nitelikler şunlardır. Hızlı karar verme, sakin kalma yeteneğine sahip olmak, hastalar ve yakınları ile etkili iletişim kurmak, fiziksel güç seviyesine uygunluk, araç seyir yetkinliğine sahip olabilmek. 112 acil servisler ve devlet hastanelerinde paramedik olabilmek için KPSS sınavına girip 2019 yılı için minimum 85 puan üst tercihler yerleştirildi. Ortalama maaşları ise 4000 ile 5000 TL arasındadır. İlk ve acil yardım teknikerliği, yani paramedik olarak okumak için sağlık meslek lisesi mezunları öncelikli olabilirken diğer liselerden mezun olanlar da tercih verebilirler. Paramedik olabilirler. Paramediklik okuyabilirler. Paramedik olarak özel ve devlet hastanelerinde, acil servislerinde, 112 acil servislerinde, özel ambulanslarda çalışabilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanaldan ayrılmadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmediyseniz işaretlemeyi unutmayınız. 112 Acil FM sundu.